Merhabalar, Seti Ürün hakkında birkaç soru gelmiş. Benim de aklımdaydı, kenarda da kısa notlarım vardı. Onun için size kısa bir bilgi notu hazırladım. Biliyorsunuz Seti Ürün deyince hemen aklınıza nitrik oksit gelecek. Meraklısı çok biliyorum. Damarları genişletiyor ve damarları genişlettiği için de damar tıkanıklığında uygun olduğu düşünülüyor. Endotel diye damar hücreleri var. Damarın iç tabakasında ve oradan salgılanıyor. Bu endotelli hücreleri küçük olduğuna bakmayın. Son derece aklı başında ve stratejik büyük öneme sahip olan hücreler bu. Hatta buna endotelium, yeni bir organ diye bile haberler çıkmış. Bakın burada kocaman bir şekil var. Buradaki gruplara baktığınız zaman tam 8 grup madde salgılıyor. Bunların içerisinde nitrik oksitin de yer aldığı damar genişletenler var. Fakat damarı büzenler, yani damarı daraltanlar da var. Bunun yanında iltihabi reaksiyonuna sebep olan sitokinler de bu grubun içerisinde yer alıyor. Yani bunlar da burada salgılanıyor. Onun haricinde başka maddeler de var. Hatta bunlar birbirlerine karşı da çalışabiliyorlar. Efendim sitrüline gelince, sitrülin denildiği zaman akla karpuz gelir. Çünkü karpuzda bulunur ve nitrik oksit nedeniyle de damarları genişletiyor. Oo süper, Viagra da damarları genişletiyor. Ve biliyorsunuz o konulara oldukça meraklıyız. Onun gibi etkisi olabilir diye düşünülür. Ama maalesef çok fazla karpuz yemeniz lazım. Bir de rivayet odur ki kabuğunda daha fazla sitrülin var. Aman kabuğunu yemeye kalkmayınız, bizim için çok uygun değil. Kırmızı pancar, nar, salatalık, su kabağı ve kabakta bulunuyor. Ve tabii ki şunu söylememiz lazım öncelikli olarak. Sitrülin bir esansiyel olmayan amino asit. Yani dışarıdan aldığımız zaman arjinini sitrüline çeviriyoruz. O sitrülin nitrik oksitle çevriliyor ve aynı zamanda birazdan göreceğiz. Hücre içerisi protein sentezi ve enerji metabolizmasının üzerinde önemli etkileri var. Ama bu etkiler gerçekten acaba işe yarar nitelikte mi? Bu supplement bize gerçekten yararlı olabilir mi? Önce kalp damar hastalıklarına bakalım. Arkasından da sporculara bakacağız. Sporcular çok meraklı bu konuya. Ama onlara da birkaç yararlı bilgi sunabileceğim. Bir kere her şeyden evvel madem endoteli etkiliyor, o zaman endotel daha iyi çalışabilir türünde bir yaklaşım var. Ama bu oldukça deneysel bir yaklaşım. İnsanda bunu göstermek çok mümkün değil. Tansiyon üzerinde etkisi var. Damarları gevşetiyor. O zaman tansiyonu düşür. Ama bakın 100 üzerinden küçük tansiyonu 7, büyük tansiyonu 4 düşürüyor. Yani 140'a 90, 136, 83 oluyor. Oldukça düşük. Peki sporcularda nasıl? Sporcularda özellikle ağırlık çalışanlarda ve bisikletçilerde yapılmış çalışmalar var. Performansı arttırıyor, yorgunluğu azaltıyor, toparlanma süresini kısaltıyor, kas ağrılarını azaltmış. Fakat bunlar yine küçük gruplarda, yani 12 ila 41 kişilik gruplarda. Fakat gösterilen önemli bir etkisi var. Biraz evvel bahsettiğim gibi protein ve enerji, yani ATP sentezini %34 oranında arttırmış. Bu da hiç fena değil. Ve bunun bize ne faydası var? Sitrülinden bu videoda aklınıza kalacak ne var? Biliyorsunuz kasları geliştirmede de yardımcı olduğu söyleniyor. Kaslar delince özellikle yaşlanan toplumumuzun önemli bir sıkıntısı var. O da şu, yaşlılıkla beraber biliyorsunuz sarkopeni diye bir şey var. Kas kaybı gerçekleşiyor. Ve bu kas kaybı çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Devamlı oturmaktan bile sıkılabiliyorlar. Özel yastıklar yapılmış durumda. İşte sarkopeni için, kas kaybı için yararlı olduğu yönünde bazı bilgiler var. Ve bunun için de en az 6 gram kullanmak gerekiyor. Demek ki sporcularda çok fazla bir beklenti içine girmeyin. Yaşlarda kas için kullanılabilir. Öyle yani bir düğmeye basıp hemen her şey düzelecek diye beklemek yanlış olur. Efendim teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.